Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki kişiyle alakalı bir fal bakmak istiyorum. Bir aşk falı bakmak istiyorum sizin için. Bakalım aklınızdaki kişi sizi istiyor mu? Size karşı neler düşünüyor? Ve bir geleceğiniz var mı diye ona niyetlenerek bir fal bakmak istiyorum. Öncelikle şöyle genel anlamda, şöyle bir karıştırayım tekrardan kartlarımı güzelce. Siz de öncelikle aklınızdaki kişinin yüzünü tamamen gözünüzde bir canlandırın ve ona karşı hislerinizi bir tekrar gözden geçirin. Ondan sonra fala yoğunlaşın ve enerjinizi tamamen fala verin. Ve o şekilde kartların fırladı bu arada arkadaşlar. Şöyle bakalım ilk olarak neler diyorlar. Yani bayağı hayırlı çıktı aslında. Şöyle ki yakın zamanda birkaç arkadaşından böyle sizin hakkınızda konuştuğunu duyabilirsiniz. Olumlu mu olumsuz mu tam olarak bilemiyorum ama bir şekilde ya da bir ortak arkadaşınızla birbirinize karşı hani birbirinizi beğendiğinizin bir imajı verilecek gibi yani. Ya da arkadaş ortamında kanka sen şu kızla olursun ya da sen şu erkekle olursun falan gibisinden bir hani lafınız geçecek. Bu hoşlandığınız kişinin arkadaş grubunda. Bu kişi biraz kendisini çok beğenen bir kişi. Hani ilişkiye dair şu an bir adım atmak istemiyor. Belki bu adımı karşı taraftan bekliyor. Hani belki karşı taraftan bir adım atılsa o da belki ilerlemeye başlayacak. Ama biraz gördüğüm kadarıyla egoist bir insan. Yani emek vermek kendisi çok istemiyor. Hani karşı tarafın emek vermesini daha çok istiyor. Ve şöyle en yakın arkadaşlarından bile sakladığı bir yönü var bu kişinin. Tamamen insanların karşısına farklı bir kişilik, farklı bir karakter koyuyor. Hani çok güçlü, çok neşeli, belki çok eğlenceli, arkadaş ortamında böyle çok sevilen, kıskanılan bir insan tipi belki. Böyle bir karakter koyuyor. Ama aslında içinde hiç kimseye söylemediği, en yakın arkadaşına bile söylemediği dertleri, sorunları, zaafları, insanların ezebileceği yanları var yani. Ama bu insan gerçekten çok akıllı. Asla karşı tarafa zaaflarını, üzülebileceği noktalarını vermiyor. Bu yüzden onu iyi tanımalısınız. Onun karakter analizini yapmana dikkat etmelisiniz. Maddi açıdan da bu kişinin bir rahatlığı var. Yani maddi olarak da rahat. Durumu iyi ailesi açısından. Şöyle bakalım. Bakalım bu kişiyle uyumunuz nasıl? Şöyle ki siz ona karşı sanki hiç ulaşamayacağınız bir fırsat gibi bakıyorsunuz. Hem aslında hani isteseniz yazabilirsiniz ya da isteseniz gidip konuşabilirsiniz. Hani bu imkan elinizde var ama hem yapmaya cesaret edemiyorsunuz. Sadece öyle uzaktan onu seyretmekle ya da hani bir şekilde ondan bir yerden haber duymakla yani yetinmeye çalışıyorsunuz. Bu kişi size karşı şu an çok fazla olumlu düşünmüyor. Çünkü hani tam olarak sizin farkınızda değil aslında. Siz ona olan duygularınızı tam olarak belli etmemişsiniz. O yüzden hani onun da size karşı aşk meşk gibi bir düşüncesi şu anlık görünmüyor. Şöyle bakalım. Sizin şu an için biraz fazla hayalperest olduğunuzu görüyorum. Hani bu kişiyi belki siz yeteri kadar tanımıyorsunuz ama kafanızda bu kişiyle alakalı bir karakter oluşturmuşsunuz. Aşık olabileceğiniz şekilde. Ve sanki onunla yaşamaya çalışıyorsunuz. Yani gözünüzde bu kişiyi o şekilde canlandırmışsınız. Ama arkadaşlar maalesef üzülerek söyleyeceğim ki hiçbir şekilde yani uyumlu bir çift değilsiniz.
sizin için eğer bir ilişkiniz olursa bile sizin için iyi olmayacak. Çünkü aslında siz de biliyorsunuz bu karşı tarafın size ihanet edebilmesinin yüksek olacağını, aranızda hani gerçekten güçlü bir aşk olmayacağını, her ne kadar siz ona güçlü bir aşk hissetseniz de onun size bu tarz şeyler hissetmeyeceğini aslında siz de biraz biliyorsunuz gibi görüyorum. Ve maalesef bir ilişki de şu an için görünmüyor bu kişiyle. Şöyle tekrardan bakalım geleceğiniz için. Böyle açıyorum kartlarımı. Belki yakın zaman içerisinde ona karşı hislerinizi belli etmek için herhangi bir şey yapabilirsiniz. Bu mesaj atmak olabilir, takipçisi atmak olabilir, bir arkadaşla laf uçurmak olabilir. Herhangi bir şey, yani ona olan hislerinizi belli edeceksiniz bir şekilde. Yani o anlayacak artık sizin ona bir şeyler hissettiğinizi. Ancak şöyle bir şey var ki, yani bu insan aynı anda birden fazla kişiyle konuşan bir insan gördüğüm kadarıyla. Ve hani sizin yüzünüze birazcık gülse bile, hani aslında sizinle beraber olmak istediğinden değil, yani siz de bir köşede durmanızı isteyecek. Ve bu yüzden belki size biraz olumlu yanıt verecek. Siz çok çabalayacaksınız belki bu aşk için, olabilmesi için. Sonrasında siz çabalamayı bıraktığınız an bu kişi pişman olacak. Yani sanki diyecek ki hani beni gerçekten sevebilecek bir insanı kaçırdım gibi bir düşüncesi olacak. Ondan sonra bu kişi size dönmeye çalışacak arkadaşlar. Şu an gerçekten hani falların böyle çıkmasını çok seviyorum. Şu an şaşırdım. Üzülüyordum ilk başta. Hani size kötü çıkınca ben de üzülüyorum doğal olarak. Yani çünkü tamamen hissetmekle alakalı. Yani ben iyi hissetmezsem iyi olmayacak demek. Yani benim için fal bakarken böyle. Ve şu an gördüğüm kadarıyla siz bir süre daha bu kişiye takıntılı olmaya devam edeceksiniz. Ve hani bir ilişki olabilmesi için yine çabalayacaksınız. Belki hani dediğim gibi mesaj atacaksınız ya da kendinizi belli edebilecek herhangi bir hareket. Sonrasında bu kişi ilk başta sizi reddedecek ya da reddettiğini belli edecek şekilde davranacak diyeyim. Ardından siz bu kişiye olan ilginiz bittiğinde ve bu kişi için çabalamayı bıraktığınız zaman bu kişi artık siz gidince hani tekrardan sizin gelmenizi isteyecek. Ama size tavsiyem, yani dönmeyin bence. Bakalım kartlar ne söyleyecek. Şöyle son iki kart daha açıyorum. Arkadaşlar sanırım siz de bir şans veriyorsunuz yani. Çünkü yani gördüm o kadar tutkulu bir aşk hissediyorsunuz ki ona karşı. Hani her ne kadar ilk başta size iyi davranmamış olsa da hani yine de onunla birlikte olmak isteyeceksiniz gibi. Yani çok büyük bir aşk hissediyorsunuz. Hani asla unutmak istemiyorsunuz. Onu sevmeyi çok seviyorsunuz. Ve bu yüzden de bu dediğim olaylar yaşandıktan sonra bu kişi tekrar size dönmek istediğinde ya da size olan ilgisini belli ettiğinde ya da size ilgi duymaya başladığında her nasıl olursa olsun siz ona karşı biraz daha olumlu yanıtlar vermeye başlayacaksınız. Ve gördüğüm kadarıyla bir ilişki başlayacak ikiniz arasında. Gerçekten şu an şok oldum. Hiç böyle biteceğini yani tahmin etmemiştim falan. Ama şöyle ki bu hani 6 ay falan bile sorabilir, sürebilir pardon. Gördüğünüz gibi o kadar çok kart seçtim ki hani nasıl ilerleyecek, gidişatı nasıl olacak diye. Ama benim tahminimce 3-4 ay diyeyim. Çünkü ben falların genelde 3-4 ay süreceğini düşünüyorum. Hani söylediklerimin etkisinin. Çünkü hani çok ileriyi göremiyoruz. O yüzden hani en kesin bakmak hani bir ay sonrası için olur maksimum benim görüşüme göre. O yüzden zaten o zamanda da hani falları takip edersiniz ve o kişinin de hareketlerini takip edersiniz, bakarsınız hani bir ilişkiniz olabilecek mi olmayacak mı diye. Ama benim gördüğüm kadarıyla gerçekten güzel bir ilişki görünüyor sizin için, ikiniz için. Umarım öyle olur. Size tavsiyem de şu. Size anlattım dedim hani siz ilk ona çabalayacaksınız. Sonra siz artık bırakınca, yani çünkü
Ondan yani red diyeceksiniz. Tam olarak sözlü olmasa da hareketlerinden anlayacaksınız. Ve bu yüzden de hani ona karşı çabalamayı bırakacaksınız. Ve o kişi artık size dönmeye çalışacak. Bu yüzden bu dönemi hızlandırabilmek için şu an bence ona olan ilginizi belli edin. Ve ondan sonra tamamen bırakın. Bakalım gelecek mi? Gelirse dediğim gibi bir ilişki görünüyor arkadaşlar. Çünkü mutlaka dönüp bir arkasına bakacak. Bu bana ilgi duyuyordu, neden şu an bıraktı diye. Bu arada böyle hani eften püften aşk tavsiyesi veriyormuşum gibi olmasın, kartta ne gördüm onu söylüyorum. Hani ilk başta olumsuzluğu gördüğünüz gibi ben de şaşırdım. Yani bilmiyorum ne çıkacağını sonuçta. Kartı açınca görüyorum ben de. O yüzden yani bu şekilde bir tavsiye vermek istedim size. Hani çok aceleci de olmayın ama çok zamana da yaymayın. Hani erken sonuç alabilmek istiyorsunuz. Çünkü yani gördüğüm kadarıyla bunlar yaşanacak önümüzdeki 3 ay içerisinde özellikle. O kadar yani, umarım gelip bu videonun altına evet birlikteyiz oldu yazarsınız ve güzel bir ilişkiniz olduğunun haberini verirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu hoşunuza gittiyse yani beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için zili açmayı da unutmayın. Ve falı alıp kabul etmek için de aldım kabul ettim yazabilirsiniz. İstediğiniz içerikler varsa da hani şunun için fal bakmanı istiyorum falan gibi, onları da yazabilirsiniz. Tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.